Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem ıspanaklı katmer tarifiyle geldim. Sürekli olarak yaptığım, çok sevilen, çok beğenilen bir tariftir. Sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 3,5 bardak kadar un aldıktan sonra 1 çay kaşığı dolusu tuzuma ekleyip güzelce karıştırdım. Ortasını havuç şeklinde açtım. 1 bardak kadar ılık su ekledikten sonra yavaş yavaş hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Suyu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Ben bu tarif için 1,5 bardaktan biraz daha fazla su kullandım. Hamurumuzun yumuşak fakat ele yapışmayan kıvamda bir hamur olması gerekiyor. Hamuru bir süre yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masada yoğurmaya devam ediyorum. Ben hamurumu yoğurmaya devam ederken buraya kadar gelmiş olan siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamur özlü bir hal alıncaya kadar 3-4 dakika kadar daha masada yoğurdum. Buzdolabı poşetinin içerisine alıyorum. Yaklaşık yarım saat kadar dinlendiriyorum. Dilerseniz yoğurma kabının içerisine alıp tekrardan o şekilde dinlendirebilirsiniz. Poşetin içerisinde hamur kendini çok daha rahat bir şekilde saldığı için ben poşetin içerisinde dinlendirdim. Dinlenen hamuru poşetin içerisinden çıkartıyorum. Hamurun kıvamını görüyorsunuz. Gerçekten mükemmel bir hamur oldu. Hamuru toparlıyorum. Toparladıktan sonra 4 eşit parçaya bölüp bezelerimi hazırlıyorum. Bezeleri hazırladıktan sonra merdane yardımı ile pasta tabağından biraz daha küçük olacak şekilde açıyorum. Bezeleri açtıktan sonra dilerseniz sıvı yağ, dilerseniz de tereyağı ile hazırlayabilirsiniz. Bir bardaktan iki parmak eksik olacak şekilde sıvı yağını yanıma aldım. Uygun bir tabağın içerisine biraz döküyorum. Daha sonra hamurları tek tek yağlıyorum. İyice yağlayın. Hamurları yağladıktan sonra üzerini kapatıyorum. Bu şekilde yarım saat kadar dinlendiriyorum. Eğer vaktiniz varsa 1 saat kadar da dinlenebilir. Eğer tereyağı kullanacaksanız bir 15-20 dakika kadar dinlenmesi yeterli olacaktır. Tereyağı kullanacaksanız 100 gram kadar tereyağını erittikten sonra yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ile karıştırıp kullanabilirsiniz.
Masayı güzelce yağlıyorum. Masayı yağladıktan sonra hamuru yavaş yavaş çekiştirerek büyütüyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Hamurumu yavaş yavaş kenarlarından çekiştirerek açtım. Orta kısım zaten kendiliğinden inceliyor. Önemli olan kenarlarını ince bir şekilde açmanız. Rulet yardımıyla ortadan ikiye kestim. İç harcı için ben ıspanak ve peynir kullanıyorum. Ispanağı yıkayıp doğradıktan sonra tuz ile iyice ovduktan sonra suyunu sıktım. İçerisine beyaz köy peyniri karıştırdım. Dilediğiniz iç malzemeyle bu böreği hazırlayabilirsiniz. Ayrıca isterseniz karabiber ve pul biber de ekleyebilirsiniz. Videoda görüldüğü gibi katlıyorum. Katladıktan sonra kenara alıyorum. Hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra pişireceğim tavayı güzelce ısıttım. Sıcak tavaya biraz sıvı yağ sürdükten sonra bu şekilde katmeri yerleştiriyorum. Ayrıca birçok tereyağlı katmer tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Katmerleri orta ateşin altında bir ateşle yavaş yavaş çevirerek pişiriyorum. Ara ara üzerini yağlıyorum. Katmer yağı biraz seviyor. El açması yapamayanlar için merdane ile hazırladığım katmer tariflerine de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Katmerlerin hepsini aynı şekilde pişirdim. Hemen sizler için doku testine geçiyorum. Kat kat tel tel oldular. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık. Sizler katmerin güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.